Very glad to meet you. Me too, thank you. Nice to see you. My wife. Ne güzel, harika, ne güzel. Başkonsolumuz. Hello, nice to see you. Hello, to see you. Thank you. Thank you. Very good to see you. This is my wife. Nice to meet you. Very happy to see you. I'm sorry, I don't know. We have a huge delegation. With your wives. I'm alone today. Sorry about it. Igor, merhaba. Igor, how are you? Tercüm Hanım. Evet, biliyorum, hatırladım sizi. Katerina. Hello. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? So it's a wife of you. Bana konsol. Please, up to you. Please. Thank you very much. Please. Gerçekten bu savaşın bu yüzyıla hiç yakışmadığını ve bizi çok üzdüğünü birçok toplantıda dile getirdim. 2022 yılında bir ülkenin bir ülkeyi işgal etmesi ve bunu meşru bir hareket olarak tariflemesi, mevzu veya konu ne olursa olsun kabul edilebilir bir şey değil. Elbette her iki ülkeyle de deniz komşusuyuz. Tarihi çok eski bağlarımız var. Dolayısıyla kurduğumuz da dünya ölçeğinde evrensel duygularımla ifade ediyorum. Bu noktada yapılan bu işgale karşı olduğumu ve Ukrayna halkının yanında olduğumu dile getirmek isterim. Bu konuda savaşın ilk hem Kiev Başkanı'yla görüştüm ve hem de Odessa Belediye Başkanı'yla görüştüm. İhtiyaçları ile ilgili konuştuk ve bu noktada Odessa iletilmek üzere ilk desteğimizi sınıra yolladık. Tabii orada Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla hareket ettik. Yine daha sonrasında da bir 10 tır malzememizi de Polonya'da, Varşova'da olan sizin Ukraynalı vatandaşlarınızın ihtiyaçlarına dönük tespitleri Varşova Belediyesi ile çalışarak Varşova'ya bizzat kendim giderek teslim ettim ve orada Ukraynalı aileleri ziyaret ettim. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti olarak hükümetimizin, devletimizin her şeye rağmen bir uzlaşmanın, bir barış anında olduğunu biliyoruz. Bu konuda de desteklediğini biliyoruz ama ben de İstanbul'da Ukraynalı misafirlerimizin konaklama veya benzeri ihtiyaçları her türlü hazır olduğumuzu belirtmiştik. Bunu tekrar ifade etmek isterim. Bu durumda sizi ağırlıyoruz. Elbette bir an önce barışın tesis edilmesi ve tahmin ediyorum 5 Ukraynalı dostlarımızın, komşularımızın ülkelerinden ayrılmak zorunda olduğunu bilmemekle beraber bir an önce yine insanların kendi ülkelerinde barış içinde yaşamalarını diliyorum. Bu konudaki dilimizin, tavrımızın ve bakışımızın bu olduğunu ve her yerde biz birçok savaştan sonra kurulmuş bir ülke olarak diyoruz ki en değerli felsefe gerçekten yurtta barış ve dünyada barışın tesis edildiği bir hayat. Тому саме з такими почуттями підтримую. Я абсолютно поділяю ваші погляди про мир в державі, мир у всьому світі. І нація – це миролюбивість. Пан Кенізе Католичу, ви бу чок деєрлі бір фельсефе, юрта сур, джиханда сульх, Ukraynalılar için de geçerli olduğunu ve Ukraynalıların paylaştığını ifade etmek istiyorum.
ж пам'ятаєте, мабуть, так само Словати. Якщо забрати Чорне море, то ми стаємо сусідами, і навіть море нас не розділяє. Ve Sayın Atatürk'ün ifadesine göre eğer Karadeniz ortadan kaldırılırsa aramızda bir şey kalmayacak, bir ortak bir sınıra sahip iki ülke olarak yaşıyoruz. Ми дійсно надзвичайно близькі народи, незважаючи на це море, на відстань і навіть на мову. Все рівно це нас не розділяє. Elbette biz iyi komşuyuz. Karadeniz bizi birleştiriyor. Dildeki farklılıklar, adetlerde küçük farklılıklar bizi ayırtmıyor ve biz birbirimize çok benzeyen bir iki milletiz. Я би хотів, щоб якщо нам вдалося укласти цей мир, він би називався Стамбульський мир, щоб він тривав найдовше людство. Benim düşüncem biz bu savaş bir barışla sonuçlansın ve sözleşmenin İstanbul sözleşmesi ben şahsen я дякую вам за те, що ви надали гуманітарну допомогу. Bu verdiğiniz insani destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Дійсно, Україні багато чого потрібно. Gerçekten şimdi Ukraynalıların birçok şeylere ihtiyaçları vardır. Зараз є в медичних препаратах, які для якби особисті ці аптечки. Şu anda yardım tıp malzemeleri, medikal malzemeleri. Я хотів би зразу передати вам звернення, це лист звернення з проханням порозглянути можливість. Саме мова йде про те, що чи можна було поставити так само для Одеси, оскільки Одеса є фактично при кордоні з воюючим Миколаєвом і багато поранених поступає туди, і їм так само потрібно. Ve bu malzemeler, ekipman büyük bir kısmı Odessa'ya teslim edilecek. Çünkü Odessa şimdi yakın ve Odessa hastanelerine birçok yaralı savaşçılarımızın ve sivillerinin bir tedavi altında bulunmaktadır. Якщо була б така можливість, ми були дуже вдячні. Eğer bunu bir uygun görürseniz, biz size çok çok minnettarız. І звичайно, ви знаєте, що в Одесі, в мене якраз дружина з Одеси, красується Стамбульський парк, один з самих кращих місць в місті. Sevdiğimiz Odessa, benim eşim zaten Odessalı, muhteşem İstanbul'un desteği, İstanbul Parkı vardır. Одне з найкращих міст в самому місті в Одесі. Ve İstanbul Parkı Odessa'nın birincisi oldu, en güzel yerlerinden bir tanesi. І я дуже би хотів, щоб ви могли відвідати, зустрітися з усіма чиновниками і погуляти в цьому гарному Стамбульському парку, який свідчить. Олег Одеса, yöneticilerinin bir selamı iletiyorum. Savaş bittik. Odessa'ya ziyaretinizle bekleriz.